Bir önceki videoda bağışıklık sisteminden bahsetmiş ve özellikle de doğal yani özgül olmayan bağışıklık üzerinde durmuştuk. Hemen buraya not alıyorum. Özgül olmayan. Özgül olmayan bağışıklığı da kendi içinde ilk bariyerlere yani derimiz, midemizin asitliği ya da derimizin üzerindeki yağların asitliği olarak bir alt kategoriye ayırmıştık. Bunu unutmayın. Bunlar vücudumuzun dışında bulunan ve yabancı maddelerin vücudumuza girmesini önleyen öğelerdi. Yabancı maddeler vücudumuza girdiklerinde ise ilk savunma hattımız oluyorlardı. Bundan sonra hala özgür olmayan bağışıklığın bir parçası olarak ikinci hat savunması geliyor. Bu arada özgür olmayan derken bu öğelerin virüs, protein ya da bakteri türlerini ayırt edemediklerinden bahsediyorum. Evet, özgür olmamak burada bu anlamı taşıyor. Yabancı maddenin şüpheli bir şey olduğunu biliyorlar. Onu yutarak yok etmeye çalışıyorlar ve bunun sonucunda da özgül bağışıklık sistemini anlatırken bolca bahsedeceğim inflamatuar yanıt ortaya çıkıyor. İnflamatuar yanıt, olayları aksiyonun olduğu yere taşır. Buna ek olarak yabancı maddeleri yutan fagositleri de listemize ekleyelim. Bir önceki videoda bahsi geçen tüm fagositler aslında akyuvarların yani lökositlerin bir çeşididir. Beyazla işaretlediğim fagositler yani dendritik hücreler, makrofajlar ve nötrofiller bunların hepsi akyuvarlardır arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim. Dendritik hücreler, makrofajlar ve nötrofiller hepsi akyuvarlardır. Ak yuvarların tüm çeşitleri tabii ki de sadece bunlar değil ve ak yuvarlardan diğer isimleri ile yani lökositlerden daha sonra detaylıca bahsedeceğiz. Ama şimdi buraya da yazalım. Lökosit, lökosit. Evet. Burası özgül olmayan bağışıklıktı. Yabancıları içeri sokmuyor ama içeri girmeye başaranlardan da şüphelenip onlara senden şüpheleniyorum, seni yutacağım, benim reseptörlerim var senin de etrafta yüzen çift sarmallı RNA'ın var. Sadece virüslerin çift sarmallı RNA'ları olduğu için seni yutacağım, ham yapacağım. Senin ne tip bir virüs olduğunu bilmiyorum. Bak kardeş, seninle daha önce karşılaşıp karşılaşmadığımızı da bilmiyorum. Ona göre der. Evet, özgül olmayan bağışıklık. Bağışıklık sistemimizin asıl ilginç olan yanı Özgül olmayan bağışıklığın birçok tür ve organizmalarda da görülmesidir. Özgül bağışıklık ise daha yeni bir adaptasyondur. Ve şimdi de insanlara özgü olan özgül bağışıklık sisteminden bahsetmek istiyorum. Buradaki diğer kategoriyi özgül bağışıklık sistemi olarak belirleyelim. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. Evet, burada da özgül bağışıklık sistemi var. Özgül bağışıklığı edinilmiş bağışıklık olarak da düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınızın ya da yakınlarınızın "Benim şu virüse ya da bu bakteriye karşı direncim var." dediklerini duymuşsunuzdur. İşte bu edinilmiş bağışıklıktır ve bu yabancı maddelere yani virüs ve bakterilere maruz kalınması sonucu oluşur. Fagositlerin yaptığı antijen sunucu moleküllerin bunda rol oynadıklarını da eklemek istiyorum daha fazla ayrıntıya gireceğiz ama sizin de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Buradaki başrol oyuncuları lenfositlerdir arkadaşlar. Lenfositler lökosit olmalarına rağmen onları lökositlerle karıştırmıyoruz. Anlaştık mı? Hemen bunu da not alıyoruz buraya. Lenfositler. Lenfositler özgüldür. Fagositler değildir ama ikisi de lökosittir. Bir kere daha tekrar edeyim lenfositler bir çeşit akyuvar yani lökosittir. Bu karmaşık şemanın kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Birisi size akyuvarlardan bahsettiğinde şöyle anlatayım. Bilim insanları kanı ayrıştırmaya çalıştıklarında kırmızı kan hücreleri dibe çökerken orta kısımda köpüksü bir yapısı olan beyaz kan hücreleri onun üzerinde de suya benzeyen bir sıvı olan plazma kalmıştı. Ak yuvarların ismi işte buradan geliyor ve rolleri farklı olmasına rağmen birbirleriyle etkileşim içindeler. Şimdi lenfositlere geri dönelim. Lenfositleri B hücreleri olarak da bilinen B lenfositler ve T lenfositler olarak ikiye ayırabiliriz. B ve T harfleri lenfositlerin nerede geliştikleri ile alakalıdır. B lenfositleri ilk olarak Bursa Fabricius'ta tanındıkları, tanımlandıkları için isimlerinde B harfi geçer. Bursa Fabricius, kuşlarda bağışıklık sistemine katkıda bulunan bir bölümdür. Bizim Bursa ile bir alakası yok yani. Adı öyle arkadaşlar. Bursa Fabricius. B harfi her ne kadar Bursa'dan gelse de insanlardaki B lenfositleri kemik iliğinde üretilir. Evet, B lenfositlerinin isimlerini Bursa Fabricius'tan aldıklarını da söyledikten sonra sırada T lenfositleri var. T hücreleri de kemik iliğinde üretilir ama olgun bir T hücresine dönüşmeleri timüste gerçekleşir. Artık T'nin de timüsten geldiğini biliyoruz. Videonun çok uzun bir video olmaması için bu videoda B lenfositlerine sadece odaklanacağız. B lenfositleri. B lenfositler bu konuda favori bildirmek pek doğru değil ama birçok açıdan değerlendirildiklerinde B lenfositlerin gerçekten de benim favori hücrelerim olduklarını söyleyebilirim. B lenfositler hümoral yanıt adı verilen bağışıklık tepkisine katılır. T hücrelerinin de hücresel yanıta katıldıklarını eklemek istiyorum. Bunu önümüzdeki videolarda göreceğiz. T hücrelerinin de yardımcı ve stototoksik T hücreleri olarak ikiye ayrıldığını da burada ekleyeyim. Şu anda biraz karmaşık görünüyor ama tüm bunların detayını öğrendiğiniz zaman her şey daha anlaşılır bir hal alacak. Merak etmeyin. Yardımcı T hücreleri hümoral yanıtı aktive eden ve güçlendiren hücrelerdir. Hümoral ve hücresel yanıt arasındaki farkı basitçe düşünecek olursak, bana bir hastalık bulaştığında bu hastalığın kaynağı, mesela bir virüs olsun, bunlar da vücut hücrelerimden bazıları olsun, bana bir virüs bulaştığında virüs vücudumdaki sıvılar içinde yüzmeye başlar. Hümoral yanıt işte burada, yani vücudun hümoral sıvılarında gerçekleşir. Başka bir renk kullanarak virüsleri de çizeyim. Etrafta yüzen minik virüsler. Bu virüsler bir hücre içinde durmayıp etrafta yüzüyorlarsa hümoral yanıt devreye girebilir. Aynı durum henüz hücre içine girememiş olan ufak bakteriler için de geçerlidir. Virüsler hücre içine girdiklerinde ise şu şekilde hücre içine girip hücrenin mekanizmalarını üremek amacıyla kullanmaya başladığında artık etrafta serbestçe dolaşmadıkları için bu virüslerle nasıl baş edeceğimiz konusunda daha hassas ve seçici davranmamız gerekir. Daha fazla virüs ürettiği ya da bir bakteri kolonisi haline geldiği gerekçesiyle bu hücreyi öldürmeyi bile düşünebiliriz. Her halükarda bu hücreyi öldürmek isteriz ve bundan hücresel yanıtta bahsedeceğiz.